ilmine, irfanına, keremine Allah'a eyvallah dedik, darına durduk ya Hak. Sen darımızı kabul eyle. Allah Allah. Konumuz ilmi ledün. Canlar, ilmi ledün Allah'a mahsus bir ilimdir. Sırlarıdır. Dolayısıyla okumakla öğrenilecek bir ilim değildir. Allah'ın isteği üzerine kalplere ihsan edilen ilahi sırlarıdır. Örneklersek Hazreti Muhammed'e ilk vahyinin nail olmasıdır. Hazreti Muhammed her zamanki gibi ibadet için Hira mağarasına çekilmişti. Ansızın nidadan bir ses kendisini çağırıyordu ve şaşkınlık içinde etrafına bakındı ama kimseyi göremedi. Nidadan gelen bu ses ile beraber etrafı bir nur kaplamıştı. Hazreti Muhammed bu durum karşısında kendinden geçmişti. Daha sonra kendine gelen Hazreti Muhammed karşısında Melek Cebrail'i gördü. Melek Cebrail oku dedi. Hazreti Muhammed ben okuma bilmem dedi. Melek Cebrail Hazreti Muhammed'i kolları arasına alıp hayli bir zahmete soktu. Kan ter içinde kalmıştı. Melek Cebrail oku diye emrini tekrarladı. Hazreti Muhammed ben okuma bilmem diye tekrarladı. Melek Cebrail oku emrini üçüncü defa tekrarlayınca Hazreti Muhammed Allak suresini ilk 5 ayetini okumaya başladı. Yaradan Allah'ın adıyla oku. O insanı Allah'tan yani embriyodan yarattı. Oku, kalemle yazmayı öğreteni, insana bilmediğini belleten Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ve daha sonra Hazreti Muhammed bu ayetleri tekrarladı. Ve olan bitenlerden sonra bir telaş içinde mağaradan ayrılıp eve giderken nidadan "Ey Muhammed, sen Allah'ın elçisisin, ben de Cebrail'im" diye bir ses duyunca göğe baktığında Melek Cebrail'i görür. Sevgili canlar, görüldüğü gibi Melek Cebrail tarafından Hazreti Muhammed'e belletilen Allah'ın derin ilmi yani ilmi ledündür, sırlarıdır, hikmetleridir. Özünde ister zahir, ister batın, ister diğer ilimler olsun, bütün ilimler Allah'ın derin ilmi, manevi sırları ve hikmetleridir. Dolayısıyla zahir ve batın ilmi birbirini tamamlayan ve ayrılmaz bir bütündür. Bu noktaya ulaşılmış olan Ulu Evliya Şah-ı Merdan Ali'dir. Hem zahiri ve hem de batini ilme ulaşıp Allah ile beraber olmuş bin bir donda gidip gelen Keremullah'tır. Bu hakikatle ilgili Hazreti Muhammed "Ya Ali, doğumuna şahit olmasaydım hikmetinin sırrına akıl erdiremezdim" der. Yedi derya sohbetini bari uman anlamaz. İlminle dün manasıdır ahmak olan anlamaz. Küntü kenzden ders okursun cahil ondan ne anlar? Gözü kör, kulağı sağır, bibas erler anlamaz der sevgili Virani. Allah'ın elçileri olan peygamberler zahir ve batın ilmine erişmiş ama insanlara zahiri ilimleri tebliğ etmekle görevlendirilmişlerdir. Çünkü insanların zahiri ilmi akıl ve mantıkla kavranması ve bunu pratiğe geçirilmesi daha uygundur. İşte İslam'ın manevi ahlak anayasası olan Kur'an da zahire hükmeder. Alevi inancında insanın ham ervaklıktan erdemliğe ulaşmanın yolları 4 kapı 40 makamdır. Her kapı birer aşamadır. Her aşama ise Allah'a daha yakınlaştırır ve sırrı hakikat kapısında ledün ilmine ulaştırarak
Allah ile beraber olmayı sağlar. Muhammed Ali yolunu yol edinmiş. Sırlara açılmış Şah-ı Merdan Ali'nin ilim kapısı her okuyana nasip olsun. Allah eyvallah, gerçeğin demine hu.